dakika gelişmemiz var. Hemen e, aktaralım sizlere. Milli Eğitim Bakanlığı merakla beklenen yeni müfredat taslağını askıya çıkardı. Taslakta neler öne çıkıyor merak ediyoruz. O yüzden kameralarımızı hemen Ankara'ya çevireceğiz. Deviz muhabiri Ozan Ulaşçaymaz karşımda. E, Ozan son dakika açıklama sıcağı sıcağını senden dinlemek isteriz. Dikkat çeken noktalar neler? Önümüzdeki eğitim öğretim döneminde bu müfredat mı geçerli olacak? Nasıl olacak senden dinleyelim şu detaylarını. Evet merakla bekleniyordu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ilk etapta hangi alanlarda, hangi sınıflarda yeni müfredatın geçerli olacağını duyurmuş ve gözler askı süresindeydi. Birkaç dakika önce de beklenen o Hı -hı. süreç başladı. Öncelikle şunu belirtelim. Yeni müfredatın ismi Türkiye yüzyılı marif modeli olarak açıklandı hmm. ve ana hatlarıyla 110 sayfadan oluşan bu taslak görüş ve önerilere açıldı. Şimdi ilk etapta şunu belirtmekte fayda var. Birinci, 5. ve dokuzuncu sınıflardan önümüzdeki eğitim öğretim yılı itibarıyla yeni müfredat hayata geçirilecek bu taslak metin üzerinden de Milli Eğitim Bakanlığı yaklaşık bir haftalık süreçte akademisyenler ve ilgililerin görüş ve önerilerini toplayacak e, şimdi herkes bir görüş, yandan bildirebiliyor da mu Ozan? yeni müfredat taslağını inceliyoruz. Evet duyabiliyoruz evet. Evet herkes görüş bildirebiliyor mu? Yani uzman olmak ya da eğitimci olmak gerekiyor mu yoksa herhangi bir veli ya da bu konuyla ilgili bir öğrenci de bilgi aktarabilir mi, görüş bildirebilir mi? Ee, tabii aslında şöyle hemen e, sayfayı da paylaşmış olalım hı hı. E, Milliyetin Bakanlığının Görüş Öneri adresinden hmm. e, yeni müfredat aslında paylaşılmış oldu bu taslak metin. Burada ayrı ayrı şimdi ben de bir yandan sizinle hmm. e, bakıyorum bu ortak metinle birlikte okul öncesi ilkokul dersleri Türkçe matematik yani tüm dersler ayrı ayrı e, paylaşılmış inceleme açılmış durumda. Şimdi orada yine e, internet sayfasında görüş ve öneri bildir diye de bir Hmm. Bölüm var. Oraya tıkladığımız zaman da aslında bizler de elbette e, buradan görüş ve önerilerimizi hmm. E Devlet sayfası e, yönlendiriyor bizi. E Devlet sayfasına giriş yaparak TC kimlik numaramızla birlikte burada önerilerimizi paylaşabiliyoruz. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi e, müfredata dönecek olursak da. Derslerin ayrı ayrı ele alındığını ifade etmiştik. Neden 1, 5 ve 9. sınıf? Aslında bununla alakalı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de e, izah etmişti. E, her bir okul döneminde yani ilkokul, ortaokul ve liseyi ele alacak olursak e, peşi sıra gelen derslerin birinci sınıf itibariyle e, birbiri ardına gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla ara kademelerde bir değişikliğin uygun olmayacağı her bölümün Birinci sınıfından itibaren e, bu değişikliğin daha kapsayıcı olacağına kanaat getirildi. Dolayısıyla önümüzdeki yıl yani 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1-5 ve 9. sınıflarda bu müfredat taslağı üstünde bir kanaat kılınırsa elbette ki görüş ve önerilerin ardından yeni müfredatla devam edilecek %35'lik bir seyreltme var. Bunu belirtmekte fayda var. Ee, bu derslerin e, azaltılmasında aslında ders saatleri bakımından aynı kalacağını e, Milliyetin Bakanı Yusuf Tekin hmm. ifade etmişti. Ancak bu seyretmeler aslında hem öğretmenlerin müfredatı daha rahat yetiştirmesi, hem öğrencilerin ilgili derslere çok daha rahat odaklanabilmesi açısından bir seyreltme söz konusu yani ders saatleri aynı kalacak ancak belirtilen derslere çok daha yoğunlaşılmış bir şekilde devam edilecek yeni eğitim öğretim döneminde programlar arası bir eylem modeli oluşturulduğu da yine buradaki notlarda elimizdeki notlarda yeni müfredatta belirtilmiş 4 ana başlıktan oluşuyor kavramsal beceriler fiziksel beceriler eğitimler ve alan becerileri olarak 4 ana başlık belirlemiş Milli Eğitim Bakanlığı bu ana başlıklar üzerinden de aslında bir ağacın dalları gibi çok kapsayıcı detaylı bir şekilde yeni müfredatta nasıl eğitimciler öğretmenler birinci sınıf itibariyle öğrencilerin derslerinde bir yol izleyeceğine dair kapsamlı bir çalışma şu Hı -hı. an karşımızda duruyor. Diğer Hı -hı. bileşenlere de bakalım. Sosyal duygusal öğrenme becerileri ayrı bir başlık açılmış. Yani aslında e, alışkın olduğumuz e, matematik, edebiyat, Türkçe dersleri gibi e, bu derslerin içinde yine öğrencilerin öğretmenler arasındaki bağ ve sosyal bileşimlerin de e, geliştirmek adına bazı maddeler e, müfredattaki yerine almış erdem değer eylem modeli ayrı bir başlık hı hı. E, sistem okur yazarlığı diye de farklı başlıklar yer alıyor e, dersler ayrı ayrı ele alındığını belirtmiştik bir kez daha vurgulayalım sağlıklı iradeli sorgulayıcı üretken gibi başlıklar var hı hı. milli eğitim bakanlığının yeni müfredatı e, şu an itibariyle ki ismi Türkiye yazılı marif modeli görüş ve önerilere açılmış durumda yaklaşık bir hafta askıda kalacak bu süreç boyunca ee, tüm bu internet sitesine girip görüş ve önerilerini sunan kişilerin de değerlendirmesi elbette yapılacak. Ve ardından da e, kamuoyu ve e, bütün görüş bildirenler tarafından değerlendirmesinin ardından da hı hı. yeni eğitim öğretim yılında yeni müfredat hayata geçirilecek diyelim. İlk izlenimimiz bu şekilde e, ancak tabii eğitimciler çok daha detaylı bir e, yorum yapacaktır diyelim. Söz Yener'se bırakalım.